Herkese merhabalar. Ben Distopya ekibinden Sait Gülüm. Bugün sizlere her zaman canlı yayınlarımda bahsetmiş olduğum kıyamet ambarından ve ata tohumlarından bahsetmek istiyorum. Hiç kıyamet ambarı diye bir terim duydunuz mu? Hadi şimdi bir de ona göz atalım. Dünyanın en değerli bitkilerini kollayın isimli bir oluşumdan bahsediyorum. Mottosu tamamen bu. Peki nedir bu kıyamet ambarının mantığı? Norveç hükümeti ve Crop Trust tarafından finanse edilen kasa, Norveçli koruma grubu Nordgen'in beynindir. 2008 yılında başlatılan tesis, küresel siyasi veya çevresel felaketlere karşı koruma altındadır. Armageddon durumunda tarımın toparlanmasına yardımcı olmak için tasarlanan Svalbard Global Seed Vault, insanlığın yedek planıdır. Bugün dünyanın her yerinden tohum örneklerini kapsamaktadır. Sizce kıyamet ambarında kaç tohum var? Bunu hemen açıklayalım. Açıklanan son verilere göre 1 milyondan fazla bireysel tohum türünün ve 430 milyondan fazla tohum çeşitliğinin sahipliğini yapmaktadır. Hepsi sıkıca kapatılmış, paketlenmiş ve ihtiyaç duyulması durumunda serbest bırakılmaya hazırdır. Son zamanlarda 70 bin yeni tohumdan oluşan bir ek, toplam tür sayısını 1 milyonun üzerine yükseltmiş bulunmakta. Bunlara Asya'dan gelen eşsiz pirinç çeşitleri, Afrika'dan karagözlü bezelye ve bambara yer fıstığının yanı sıra İrlanda'dan arpa demleme dahildir. Şimdi başka bir soru daha sormak istiyorum. Dünyada kaç tane kıyamet ambarı var? Şöyle açıklayalım, sadece bir tane yok. Dünyanın çeşitli yerlerinde, farklı farklı noktalarda belki de onlarcası var. Onlarca yıldır tüm dünyadaki gen bankaları temel ekinler ve bitki yaşamı için bir sığınak sağlayarak insanlığın geleceğini korumak için çalışmakta. Şimdi dünya çapında 1700'den fazla bireysel kıyamet ambar tesisi bulunmakta. Bununla birlikte jeopolitik ve çevresel tehditler daha da belirginleştikçe birçoğu tehlikeye girdi. Siz de evde küçük çaplı bir amatör kıyamet ambarı oluşturabilirsiniz. Tohumları vakumlu ve hiç hava almayacak şekilde karanlık bir yerde depolayabilirsiniz. Soru soruyu açar derler. Kıyamet ambarları hangi tehlikelerle karşı karşıyadır? Buna hemen şöyle cevap verelim. Diğer tesislerin başına gelebilecek herhangi bir tehdide karşı Svalbard isimli bir tesis kurulmuştur. Piyasaya sürüldükten sonra son teknoloji ürünü merkezi bir çözüme ihtiyaç duyulduğu kısa sürede ortaya çıkan bir durum oldu. Bu nedenle Svalbard ağırlıklı bir yedekleme olarak işlev görmektedir. Gen Bankası'nın diğer geniş koleksiyonlarından kopya örneklere sahiptir. Toplam tohum sayısı yaklaşık 2,5 milyar olan Svalbard, küresel bir felaket durumunda yaşamın devam etmesine yardımcı olmak için harekete geçmektedir. Crop Trust Genel Müdürü Mary Hagan'ın sözleriyle kasa, gelecek nesillerin sadece hayatta kalmamasını, aynı zamanda gelişmesini sağlayacak diyor. Peki bu kıyamet ambarlarının lokasyonları nerededir? Projenin başarısının anahtarı bulunduğu konumunda gizlidir. Kalın bir permafrost tabakasıyla kaplı ve koşullarıyla çevrili olan Svalbard kıyamet ambarı için ideal bir evdir. Birçok jeolojik veya tektonik aktivite vardır ve nem tüm yıl boyunca düşük kalır. Uzmanlar tesisi bilerek deniz seviyesinden 120 metre yükseklikteki bir dağın kenarına inşa etti. Bu da tohumların sel tehdidinden korunmasına yardımcı oluyor. Eminim ki bu proje hakkında kafaları kurcalayan onlarca soru var. Bunlardan birisi de bu projelerin, bu tesislerin nasıl çalıştığı ile alakalı. Tam bir mühendislik harikasıdır bu projeler, bu tesisler. Hatta Times ilk çıktığı yılda, 2008 yılından bahsediyorum, bu projeye son 10 yılların en iyi projesi ödülünü layık görmüştür. Vakumla paketlenmiş tohum cepleri -18 santigrat derecede sabit bir sıcaklıkta tutulur. Bu tohumların yüzyıllar boyunca canlı kalmasını sağlar. Bir sistem arızası durumunda tesis herhangi bir sıcaklık değişiminin son derece kademeli olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Toplam güç kaybından sonra bile tesisin iç sıcaklığının -3'e yükseltilmesi 3 hafta sürer. Ambarın sıcaklığının sıfırın üstüne çıkması yaklaşık olarak 200 yıl alacağı tahmin edilmekte. Eğer bu konuyu merak edip araştırmışsanız, Mayıs 2017 yılında Kıyamet Ambarı projesine ne oldu diye illaki merak etmişsinizdir. Açıklamalara göre Mayıs 2017'de alışılmadık derecede yüksek arktik sıcaklıkları sayesinde bir felaket gerçekleşti ve su seviyesi birdenbire yükseldi. Orada ilgili olan herkesin söylediğine göre erimiş buz tabakalarından sular tesisin üst odalarından birine girdi. Bu tesisi kısmen sular altında bırakmıştı
ve olaya tepki gösteren uzmanlar, 3 ana depolama kasasının dramatik bir şekilde yeniden tasarlanması çağrısında bulundu. Ve sonuç olarak artık tamamen su geçirmez ve küresel ısınmanın potansiyel etkisine karşın güvenlidirler. Kıyamet ambarının amacı nedir? Temel ekinlerin ve bitki çeşitliliğinin geleceğe aktarılması için kurulmuş bir sığınaktır. Ve 10 yıllar içerisinde arkasında bir dünya insani yardım götürmüştür. Ve insanlar gelecek kuşaklara bitki çeşitliliğini aktarmak için gerçekten canla ve başla çalışmıştır. Bunlardan biri de biziz. Bizler de bu projeyi destekliyoruz. Uzmanlar 2015 ve 2017'de Suriye'ye 90 bin mercimek, buğday ve nohut tohumu sevk etti. Bu, açlık çeken nüfusların hayatlarını tarım yoluyla yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için acil bir çıkarmanın bir parçasını oluşturdu. Uzmanlar, o zamandan beri o sırada alınan tohumların çoğunu değiştirdiler. Bu, daha küresel bir felaket durumunda bu kaynağın ne kadar önemli olabileceğini vurgulamaktadır. Svalbard tesisinin başarısı, bilim adamları ve ulusların ortak bir amaç için birlikte çalışması durumunda neyin mümkün olduğunu kanıtlamakta. Mary Hagan'ın dediği gibi, Svalbard her gün gerçekleşen olağanüstü koruma çabasının ikonik bir hatırlatıcısıdır. Başka bir şey olmasa bile ambar, birlikte çalıştığımızda insanlığın inanılmaz şeyler başarabildiğinin bir kanıtıdır. Dünyada böyle bir proje var. Peki Sait, ülkemizde de böyle bir proje var mı? Cevap basit. Evet var. Şimdi size Türkiye'deki tohumların nerede depolandığını anlatmak istiyorum. Dünyadaki sayılı tohum gen merkezlerinden biri olan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İzmir'de 1964 yılında kurulan ve dünyadaki ilk gen bankalarından biri olan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Ulusal Tohum Gen Bankası'nda gelecek nesillerin tohum ihtiyaçlarını saklamaktalar. -19 dereceye varan şifreli odalarda 60 binden fazla örneği saklayan merkezde 3300'den fazla tür bulunmakta. Bu türler arasında yabani ekonomik bitkiler, endemik türler, ıslah edilmiş çeşitlerin tohum örnekleri ile tahıl, sebze, yemeklik baklagiller, yem bitkileri, endüstri bitkileri, tıbbi bitkiler ve süs bitkileri gruplarından tüm tohumlar bulunmakta. Seçim sizin. Daha iyi bir gelecek için bu projeyi mutlaka desteklemeliyiz sevgili dostlar. Hangi devletten, hangi ırktan, hangi dilden ve hangi dinden olduğumuzun bir önemi yok. Gelecek kuşaklara ırkçılığı ya da faşizmi aktarmamalıyız. Onlara ata tohumu aktararak onları daha iyi bir geleceğe sahip etmeliyiz. Çünkü bu dünyayı bizden öncekiler yeterince kirletti. Ve gördüğümüz gibi dünya bir pislik içerisinde. Tamamen pisliğe batmış bir durumdayız. Fakat gelecek kuşaklara biz daha iyi bir dünya bırakabiliriz. Bir sonraki belgesellerde görüşmek üzere. Ben Distopya ekibinden Sait Gülüm. Bir sonraki olayımıza kadar hazırlıkta kalın.